başlıyoruz. Dünyanın ekopolitiğinden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde ülkemizin göz bebeği projelerinden birinden İstanbul Yeni Havalimanı'ndan size sesleniyoruz sevgili seyirciler. Dünyanın en büyük havalimanı olması planlanan İstanbul Havalimanı ki adı da bugün netleşti. Bugün saat 17 civarında ilk faz olarak faaliyete girdi. Sevgili Avni Özgürel, sevgili İlnur Çevik ve sevgili Şeref Oğuz'la birlikte biz de bu tarihi günde bu önemli mekanda programımızı bu akşam gerçekleştiriyoruz. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyoruz ve Cumhuriyet Bayramınızı da en içten dileklerimizle kutluyoruz. Efendim, en güzel, en hak edilmiş bayramlarımızdan bir tanesi, en hak edilmiş bayramımız aslına bakarsanız. Dolayısıyla 100 yıla yaklaşıyor, 95. yıldayız, 5 yıl kaldı bir koca asrı tamamlamasına Cumhuriyetimizin. İşte bu asırlık çınarın gölgesinde olmanın gururu ve huzuru içerisindeyiz, güveni içerisindeyiz. Onun için ben programımıza başlarken biraz Cumhuriyetimizden konuşarak başlayalım istiyorum. Ulu Önder Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" cümlesinin üzerinden 95 yıl geçti. Ama bu tabii bugünden yarına gerçekleşebilecek bir şey değildi kuşkusuz. Kararı çok önceden verilmiş, adımları çok önceden atılmıştı. Bizim Cumhuriyetimizin bu anlamda temel özellikleri nedir diye sorsam nasıl bir değerlendirme yaparsınız Avni Bey? Sizinle başlayalım. Şimdi öncelikle tabii hem Cumhuriyetimizin yıl dönümünü kutluyoruz. Hem bize bu Cumhuriyeti kazandıran başta Atatürk olmak üzere bütün milli mücadeleyi veren insanları rahmetle hepsini anıyoruz. Tabii ki bir arka planı var Cumhuriyet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde bunu bir artık bir meşruti monarşi gibi biz yaşadık. Ama Cumhuriyet tartışması bizde Tanzimat'tan başlamıştır. Tanzimat'la birlikte bu çeşitli aydınlar katında Cumhuriyet sözü devamlı tartışılır, konuşulur olmuştur. Hatta bazı gruplar veya bazı aydınlar o cumhuriyetçi falan diye eleştirilmiştir falan. Yani akıldığında. Ama nihayetinde bu halk idaresine dönük bir talebin, bir arzunun ahali katında nasıl bir yansıma bulduğunu da gösterir bize. Nitekim Cumhuriyet'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç kimse itiraz etmemiştir. Oy birliğiyle neredeyse Cumhuriyet ilan edildi. O bakımdan bakıldığında Türkiye'de insanlar kendi kaderini eline almakta imparatorluk zamanından beri daima şevk göstermişlerdir, istek göstermişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı bir bakıma elbette bu halkın da iradesinin, arzusunun yansıması oldu zaten. Ama onun da ötesinde artık yeni yapılanma, yani o ulus devlet yapılanmasının taçlanması anlamındadır. Cumhuriyet o yüzden hepimiz için bir şey, yüzük taşı kıymetinde bir şey. Ama Cumhuriyet'i esas taçlandıran, yani sadece bir Cumhuriyet şeyi lafından ibaret değil, taçlandıran Türkiye'de 1950 ile birlikte bir demokrasi dönemine girdik. Yani demokrasisiz bir cumhuriyet bizim için çok fazla, bütün dünyada da öyle çok fazla, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği zaten veya işte Suriye bilmem ne Cumhuriyeti, Arap Cumhuriyeti diyor filan. Yani bu değil.
biz farklı bir yapının içine girdik. Türkiye demokratik, laik bir cumhuriyet. Bu öyle bölgemizde de pek görünen bir şey değil. Yani bir sistem Türkiye değil. Türkiye dışında bakın Batı Avrupa, yani Batı Avrupa ülkeleri, Fransa, Almanya filan onu sayın, dışında ta Çin'e kadar bizim dışımızda yok. Evet. Yani o yüzden bu batılı liderlere dahi bunun böylece anlatılması lazım. Yani neredeyse dünyanın yarısından söz ediyorum yani. Berlin'den itibaren Pekin'e kadar. Türkiye'nin bir benzeri daha yok. O yüzden fevkalade önemli ve değerli. Elbette sıkıntılarımız var, zorluklarımız var. Bugün bu içinde bulunduğumuz yeni havalimanı, İstanbul Havalimanı muhteşem bir yüzük taşı kıymetinde bir şey elbette. Keşke Cumhuriyetimizin her senesinde, yıl dönümünde, bayramında işte Anıtkabir'e çelenk koymak kadar böyle eserler kazandırmayı, Cumhuriyeti böyle kutlamayı keşke yapabilsek, başarabilsek. Ama bunu tabii bir sembol olarak, o bakımdan zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı var. Yani bu bir zafer anıtı esasında. Evet, konuşacağız. Yani fevkalade önemli ve geçmişimizle bu manada bütün eleştirilerimiz, şunlarımız, bunlarımıza rağmen gurur duymamız gereken bir tablo. Şimdi tabii ki içinde bulunduğumuz havalimanından uzun uzun konuşacağız. Çünkü bugün gerçekten çok önemli bir gündü ve mahşeri bir kalabalık tabiri caizse, değil mi İlnur Bey? Evet, Bir kalabalığın ardından artık şimdi herkes evlerine çekildi. Bize kaldı havalimanı temizlik görevlileriyle ve görevli olan... Ve Ferit Farşad'ın müziğiyle. Ve müziğiyle. O müzik de sevgili seyirciler şu anda havalimanından gelmekte, size ulaşmakta. Tekrar Cumhuriyet'e dönelim. Havalimanına geleceğiz. Cumhuriyet'in ilanından sonra Şeref Bey, her alanda çok hızlı kararlar, her alanda çok hızlı değişimler yaşandı. Özellikle Cumhuriyet'in en temel noktalarından bir tanesi belki milli ekonomi kavramının üzerine gitmesi ve kenetlenmesiydi. Evet. Dolayısıyla şu 95 yılı göz önünde bulundurduğumuz takdirde nasıl bir yol alındığını görüyoruz? Hani nereden nereye geldik? Evet. Çok ilginçtir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında, hani şu sıra dolardan fazla söz ediyoruz ya, bir doların 98 kuruş olduğu, daha değerli olduğu dönemde kasalarında etraftaki... Daha doğrusu 3 dolar 1 lira. Evet, evet, onu da diyebiliriz. Öyle etraftaki uluslarda mesela Suriyeli, Mısırlı, Lübnanlı, Ürdünlü tüccarlar kasalarında kendilerini güvende hissetmek için bizim paramızı bulunduruyorlardı. Bu kadar savaştan çıkmış, harap olmamıza rağmen sinyorajı, liramızın sinyorajı etraftaki ülkelerin önemli bir unsuruydu. Sonra biz o ilk millileşme adımlarını attık, kapitülasyonların ve başkalarının yaptığı işleri biz de yapabilirize geldik. Baktığımız zaman temel endüstriler noktasında bizde olmamış, dağılmış bütün o imparatorluğun içerisinde borçlanmış o ulus ve savaşın da finansmanını çekmiş bir ulus ve entelektüel sermayesinin büyük bir bölümünde Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ziyan etmiş, harcamış bir ulus. Hani bir bakıma 10 yılda 15 milyon genç yeniden meydana getirerek o işe asıldık. Yani hani savaş bitti, şimdi daha büyük bir mücadele başladı. Ekonomi mücadele başladı, biz kurduk. Zaten İzmir İktisat Kongresi'nde konuşma var yani. İktisat Kongresi bu millileşme, milli ekonomi konusundaki bir mihenk taşıdır İzmir'deki bu adım. Ve onun devamında biz zaman zaman bunu hızlandırdık ve zaman zaman da içimize kapandığımız dönemler oldu. İçimize kapandığımız dönemlerde giderek millileşme yerine fakirleşmeyi beraberinde getireceğini hissettiğimiz zaman, Allah razı olsun, belki rahmetle anmak lazım, Turgut Özal bu konuda bir hamle başlattı. Dedi ki ben bu yeter,
kendine yeterlilik noktası bizi küçültüyor. Biz daha fazlasıyız dedi ve dışa açık ekonomi büyüme modeliyle beraber küresel entegrasyona girdik. Ve bu sefer tehditler başladı çünkü yeterince milli ekonomilerimiz karşısında çıkacak durumda değildik. O süreç içerisinde geldiğimiz noktayı bugün söyleyeyim. Dünyanın en büyük havalimanını, en ileri teknolojiyi ve en kısa sürede yapabilecek kabiliyet geliştirdik. Bu son derece önemli. Hı hı. Bu herhangi bir yer değil burası. Hı hı. Dünyanın en büyüğü ama nicelik, evet, nitelik boyutu taşımıyor. Yetmez. Hı hı. Dünyanın en gelişmiş teknolojileri var. Burası iceberg'in ucu. Altında inanılmaz. Mesela yüz tanıma kamera teknolojileriyle siz sadece bu adam arananlar listemizde midir ya da İlnur Bey midir, Şeref Oğuz mudur, Avni Özgürel midir değil. Davranışlarıyla beraber tehdit oluşturacak davranışları bile ölçen akıllı yazılımlar yapay zekaların altında dolaştığı. Şu gördüğünüz enerji oburu cihaz makine içerisinde kendi enerjisini üretip dışarıya da katkı verecek. Fakat aynı zamanda bu kadar yolcuyu rahat ettirecek bir ortamı kuruyorsunuz. Bu nicelik yetmiyor. Nitelik noktasında dünyanın ileri teknolojisini sen yapmış oluyorsun. Bu çok önemli. Milli ve yerli. Şudur, biz artık Türkiye'de uluslararası mega proje yapacak birisi birinci sıraya burayı koyacak. Köl Havaalanı 12 yıldır yapılamıyor. Eğer o yürümüyorsa büyük ihtimalle, evet, uluslararası ihale açmak durumunda kalsa Almanya, short list dediğimiz çağrılacak teklifler arasında burayı alır. Niye? En kısa zamanda yaptı, en iyisini yaptı, en kalitelisini yaptı. Bu haliyle bile Türkiye milli ekonomide geldiği noktada bazı kişilerin taşıdığı aşağılık kompleksini de aşarak özgüveni bir yere taşıdı. Demiyor, aynı zamanda yapabiliyor. Neyi yapabiliyorsun? Çünkü burası bir köprüden daha fazla. Burası bir binadan çok daha fazla. Ama şöyle bir şey var yani. Dünyada köprü yapabilen, tünel açabilen nadir ülke, çok az ülke var yani. Yetmiyor. Bunun, evet, gibi bakın sadece köprü, tünel gibi bir, bunun altındaki tünelleri karınca, evet, yuvası gibi. Evet. Sadece o değil. Bu gelirden mega projeleri yapabilecek bir beceriyi biz geliştirdik. Bu şu demektir, yarın öbür gün sadece büyük binalar yapmıyoruz. Rahmetli Özal'ın açtığı dönemde biz bir kabiliyetimizi dünyaya sunduk. Yurt dışı müteahhitlik, hatırlarsınız. Ve bayağı bir ihraç ürünümüz oldu. Ama biz mega projeler deyince hep yabancıların sanki daha iyi yapabildiği, bunlara bizim aklımızın, sırrımızın ermediği. Şimdi buraya bakıyorum, %90'a yakın bir yerlilikle beraber, ki %100 asla olamaz, yerlilikle biz bunu yaptık ve üstelik en iyisi olduğunu dünyaya ilan ediyoruz. Bu bizim zihin yapımızı bir tık yukarı taşımıştır. Bu şu demektir, bundan sonra bu tür projelerde biz yeni açılımlar küreye sağlayabileceğiz ve bunun üzerine gelişecek olan ekonomilerin de önceleri olacağız. Çünkü burası sadece bir havaalanı değil. Burası uluslararası hava yolu trafiğinin kırılım noktası. Burası aynı zamanda jeopolitik önemimizi başka bir yere taşıyor. Mesela biz coğrafya kaderdir diye onun uluslararası hava taşımacılığında bir yere geldik ama daha önümüzde lojistik alanda gidilecek yerler var. Kuvar, Kongre vesaire dünyanın merkezi olma yönünde gidecek yerler var. Bu tür mega projelerle biz karmaşık, kompleks mega projeleri üretebilecek kabiliyetle sadece dünyaya biz bunu yaptık demiyoruz. Eğer siz yapacaksanız bize gelmek zorundasınız. Çünkü biz artık burada en ileriyi üretebilecek bir özgüveni taşıyoruz diye düşünüyoruz. Peki. Şöyle bir şey vardı. Yani lojistik ve havacılık alanında süper lige çıktı. Evet. Üst lige çıktı. Evet. İlnur Bey, size de şunu sormak isterim. Türkiye dünya siyasetinde, Türkiye Cumhuriyeti daha doğrusu, dünya siyasetinde ve bölgesinde ne konumda şu an itibariyle? Onun cevabı çok basit. Cumartesi günü Türkiye bir liderler zirvesi yaptı. Kimdi? Putin, Merkel, Macron ve Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir zamanların geçen asrın hasta adamı Osmanlı ve Türkiye dedikleri, bugün artık o hastalığı atmış, dünya devleriyle beraber zirveler yapıyor. Ne zirvesi yapıyor? Bir başka ülkenin kaderini tayin edecek zirveyi yapıyor. Yani Türkiye'nin kaderi bile değil, başka bir ülkenin kaderi.
Suriye'nin geleceği ne olacak diye bir zirve yapıyor. Ve Türkiye söz sahibi burada. Şimdi bazıların kulağı çınlasın. Birileri bundan 2-3 yıl önce diyorlardı ki ya Suriye'de biz bittik. Biz artık masada değiliz. Suriye konusunda Türkiye yanlış adımlar attı ve masada değil. Bizim gücümüz kalmadı. Biz geri plana düştük. Bugün bakıyorsunuz Suriye'de barışı getiren Türkiye. Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Atatürk yurtta sulh, canda sulh diyor. Sulhü dünyaya getirmeye çalışan belki nadir ülkelerden bir tanesi. Savaşın içinden barış çıkarıyor Türkiye. Suriye'de, İdlib'de yapılmayacağı yapıyor. Ve Türkiye'nin gücüyle oluyor bu. Yani eğer, ama bir şey daha var. Eğer siz sahaya inmezseniz, silahlı gücünüzü kullanmazsanız barışı da elde edemiyorsunuz. Ama Türkiye barışı elde etmek için silahını kullanıyor. Ama sonunda barışı elde ediyor. Rusya, İran, Suriye'yi taş taş üstünde bırakmadılar. Amerika aynı şeyi yaptı. Türkiye ne yaptı? Türkiye oraya girdi ve sonunda barış getirdi. Astana barış sürecini Türkiye başlattı. Cenevre'yi öldürdüler. Türkiye Astana ile Suriye'yi kurtarıyor. Türkiye'nin konumu mu? İşte Türkiye'nin konumu barış yapan ülke, mağdurun yanında yer alan ülke, düşenin yanında yer alan ülke. İşte Türkiye'deki Suriyelileri görüyoruz. Arakan'a giden, koştura koştura giden Türkiye, Somali'ye yardım eden Türkiye, nerede düşen varsa ona ayağa kaldırmaya çalışan Filistinli dahil Türkiye. Herkes onlara vururken Türkiye bunları ayakta tutuyor ve geldiğimiz nokta dünyada en fazla yardım yapan ülke Türkiye. O devler nerede? Zenginler, devler. İşte geldiğimiz nokta Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üstüne taşma noktasında bir Türkiye. Aynı zamanda Atatürk'ün biliyorsunuz biz en az konuştuğumuz şeylerden bir tanesi Atatürk dünya özgürlük hareketlerine ilham kaynağı olmuş bir kişi. Dünyada sömürgeciliğin olduğu devirde, emperyalizmin at koşturduğu devirde Atatürk'e ilham alan Mahatma Gandhi, Nelson Mandela daha sonra özgürlük hareketleri başlatıyorlar. Bugün aynı Türkiye, aynı özgürlük hareketlerinin ilham kaynağı olan ülke, düşenin yanında. Onlarla ortaklıklar kuruyor, Afrika'ya gidiyor, diyor ki ben sizi sömürmeye gelmedim. Ben sizle beraber kazanmaya geldim diyen Türkiye. İşte Türkiye'nin geldiği nokta Atatürk'ün de ideallerini yaşatan ama aynı zamanda kendi kararlarını verip zaten Amerika'nın da hoşlanmadığı, ya bunlar iyicene yoldan çıktılar, kendi kendilerine kararlar veriyorlar. Bölgede, bölgenin geleceği için kararlar veriyorlar. Bakın o cumartesi günkü zirvenin bir özelliği de ne? 90'lı yıllarda olsaydı, 80'li yıllarda olsaydı o masada mutlaka Amerika olurdu. Şimdi onu soracağım. Şimdi o enteresan bir fotoğraf vardı. Madem o zirveye geldiniz, dörtlü zirvenin sonunda Merkel Putin'i bir eliyle tuttu, bir eliyle evet. Cumhurbaşkanımızın elini tuttu ve Macron da o dörtlü grubun içerisinde yer alıyordu. Hatta Bild gazetesi bunu çok eleştirdi, Merkel'i bu pozundan ötürü. O fotoğrafın içerisinde Amerikan başkanının olmaması artık dünyanın Amerikan merkezli bir uluslararası politikadan uzaklaştığının bir göstergesi mi size göre? Tabii, çünkü 90'lı yıllarda Amerika'nın sözünden dünya çıkmazdı. Bugün iki nedenden çıkmıyor. Bir tanesi dünya çok kutuplu bir dünyaya dönüştü. Amerika yok. Birçok kutup var. Ve kutuplar arasında Türkiye seçebiliyor ve diyor ki şurada bu işime yarıyor, burada bu işime yarıyor diyor. İkincisi maalesef Trump'ın Amerika'yı yok edişi var. Yani
Trump yüzünden Amerika marjinalleşti. Trump'ın siyaseti yüzünden Amerika marjinalleşti ve kavga etmediği ülke kalmadı. Yani dünya ticaretini mahvetti. Dünyada ticaret savaşı çıkardı. Nükleer dengeyi tehlikeye atacak INF anlaşmasından çekildiğini söyledi. Yani orta menzilli yani füzeleri kabul etmiyor. Orta menzilli nükleer silahlardan çıkarak aslında daha tedirgin, daha diken üstünde bir dünya tasarladı. O yüzden onun dışında da bir varoluş mümkün diye insanlar o resme onu dahil etmek istemiyorlar. Çünkü o resme onu kattığın zaman o dörtlünün varlık sebebi de ortadan kalkar. Yıkıma inandırıcılık kalmaz. İnandırıcılık kalmaz. Bir de buradan tamir etmek için bir başka gayret var. Üstelik Trump dışında bir arayış var. Olmaması kadar doğal hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Evet. Ve bütün bu resimde Türkiye bölgesinde parlayan yıldız, barış için çabalayan, İdlib'de bile ya bunlar yapamaz dedikleri şeyi gerçekleştiren, bir savaşı tehlikesini ortadan kaldıran ve 3,5 milyon insanı ipten kurtaran bir Türkiye var. Alkışlanan bir Türkiye. Alkışlanan Türkiye dünya siyasetinde önemli bir yere sahip bir Türkiye. Yani bizim özlediğimiz Türkiye. Artık yaşıyoruz o Türkiye'yi. Bir de bakıyorsunuz Cumhuriyet Bayramı. O Türkiye böyle bir havaalanıyla taçlanıyor. Evet. Ama Türkiye'de geçmişte de herkes kendi kalıbına göre Türkiye'yi bir türlü taçlandırdı. Rahmetli Demirel Boğaz Köprüsü'nü yaptı. Şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ki ne zorluklarla yaptı. TRT'yi gerçekleştirdi Demirel. Bunlar hep o devrin taçlarıydı. Sonra rahmetli Özal Türkiye'ye bir uçak sanayi kazandırdı. Savaş sanayi, uçak savunma sanayi kazandırdı. Evet, bomba sanayi kazandı. Savunma sanayi kazandırdı. Bir de onun üstüne sanki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaptı. Onu da Yavuz Selim Köprüsü. Yavuz Selim'i de Sayın Erdoğan yaptı. Türkiye devamlı taşlandıra taşlandıra gitti olayı. Onun için yani bir yerde durmadık. Devam ediyoruz ama yani bugünkü milyarlarca dolarlık bir şey yani taşların da tacı bugünkü. Evet. Evet, o zaman gelelim bugüne. Bugüne. Sanıyorum siz hepiniz daha önceden havalimanını görmüştünüz. Siz Teknofest'e gelmiştiniz. Yok ben görmedim, o gördüm. Siz görmemiştiniz ama... Ben inşaatından beri buradayım yani neredeyse. Olmaya da devam edeceğim çünkü pazartesi ilk uçuşun boarding pass'ım da var. Öyle mi? Buradan yani daha buralar madenken, hani derler ya dutlukken. Evet. Burası delik deşikken ya burada havaalanı olur mudan itibaren 42 aydan bu yana izleyen biri olarak. Geçen haftalarda da her tarafını gördü. Burası bir iceberg'e benziyor. Bizim gördüğümüz bu ihtişam onun ucu. Altında inanılmaz bir teknoloji, inanılmaz bir altyapı var. Evet. Ve inanılmaz paralarla, harcamalarla, emeklerle biz altları düzdü. Dağları tıraş ettik, çukurları doldurduk. Yani ne olacak bir iş bugün değil. Bugün gelirken yolda Avni Bey'e söyledim ben. Buradaki hafriyat öyle bir miktarda imiş ki 8 tane Süveyş kanalı kazılsa çıkabilecek hafriyat buradan çıktı şeklinde bir haber vardı. Yine kanalların birinde. Şimdi tabii çok etkileyici ve ben de ilk defa gördüm ve devasa bir terminal binası burası ki birinci faz. Evet. Toplam 4 fazdan oluşuyor değil mi? Evet. İlnur Bey hemen size soralım. Dört faz. Evet. Nasıl buldunuz Avni Bey? Önce gözlemlerinizle başlayalım. Sonra önemine geçeceğiz bu havalimanının. Şimdi daha biz şeyini gördük. İşte o iceberg'in ucunu gördük. Iceberg gibi diyor ya. Yani çok fazla bir şey görmedik. Ama gördüğümüz bile bunun nasıl bir süper bir yapı olduğunu zaten anlamaya kafi. Yani dünyada bu boyutta zannediyorum 3-4 tane şey var, havaalanı var bu seviyede. Ve eğer o 4. fazdan sonra 200 bin yolcu ve 200 milyon yolcu kapasitesine ulaştığında en büyüğü haline olacak, gelecek. Evet. Planlanan, arzulanan o. O bakımdan yani ne tarafından bakılırsa bakılsın daha henüz işletmeler buraya intikal etmiş değil. Söylenene göre 250 yabancı uçak şirketi
hava yolu. Yer ayıttırmış. Biz burada şey yapacağız diye. Bu zaten başlı başına bu bile şu anda talebin 150-160 civarında olduğunu gösteriyor. O verileri ortaya koyuyor. Bakıldığında Türkiye'nin üstlendiği bir terminal rolü var. Bu biz petrol boru hatlarıyla bu terminal rolünün enerji boyutunu bir şekilde kotarıyoruz. O aşamaya geldik. İşte şimdi bu Rusya ile Türk akım da %95'i bitti. Hemen yürürlüğe giriyor. Onun dışında da bakıyoruz Doğu Akdeniz'deki doğalgaz falan Türkiye'siz olmuyor. Evet. Efendim şimdi Bağdat yönetimi de anlaşma imzalamış. Bu Kerkük yumurtalık boru hattı tekrar aktif hale geliyor filan filan. Bütün bu ve tabii ki bizim Azerbaycan'dan gelen boru hattımız filan var. Bu terminal şeyi orada tamamlandı. Öbür taraftan demir yolu yani bizim İpek yolundan gelen ve Bakü-Tiflis üzerinden Kars üzerinden gelen demir yolu hattı bu Avrupa'ya bağlanabilecek bir tren yolu hattıyla bu da bir büyük terminaldir. Terminal hattıdır. Bütün o güzergahtaki hızlı trenleri de ikmal ediyor Türkiye zaman içerisinde. Yani bunlar 2023'e kadar artık görünür hale gelecek. Hı hı. Onu anlıyoruz. Şimdi bir de bu havalanıyla Türkiye hem lojistik bakımdan çünkü 48 saat, 72 saat falan beklediği vakit kargolar havalanlarında çok ciddi kayıplar meydana geliyor. Evet. Ama eğer verilen bilgiler ki doğrudur diyorlar ki en çok 6 saat 8 saat burada bekleyecek. Hı-hı. Derhal sevk edilecek gideceği adrese. Dünyanın en büyük, en geniş hacimli uçaklarının inebileceği bir havalanı bu nihayetinde. Evet. Yani öyle şunlar iner bunlara olmaz. Bir de mesela hepimiz yani hatırlıyoruz. Bir uçak iner, park edeceği yer bulana kadar normal Ankara'dan İstanbul'a geliyorsanız bir Ankara-İstanbul evet. yolu kadar zaman kaybı. Ya da havada tur atıyordu son zamanlarda. Evet. Yani bütün bunların yani zaman kaybını, tabii burada yakıt kaybı var, şu var, bu var yani hepsi bunları mümkün. Bir de hava kontrolünün kontrol sahasını işgal ediyorsunuz. Evet. Bütün bunları rahatlatan bir şey, öyle zannediyorum ki bütün hava yollarının İstanbul tercihini ortaya koyması, öne sürmesinin evet. altında başka bir sebep yatmıyor. Yani Türkiye hayranlığı değil sadece. Sunduğu imkanlar Türkiye'nin. Türkiye'nin buna bir tek şey bugün zannediyorum üniversite öğretim üyelerimizden birisinin bir televizyon konuşmasında dinledim. Bir hanımefendi, profesör, aynı zamanda herhalde ticaret şeyinde de bir yönetim görevi de var. Onu söyledi, dedi ki bir tek şeyimiz kaldı, bu havalanının denizle irtibatını şey yapmak. Hmm. Yani lojistiğin denizle de irtibatını sağlayabilmek. Bu da gerçekleştirilecektir. Bu düşünüldüğüne göre evet. yani en üst seviyede de yansıtılmış bir görüşler. Bunları artık Türkiye bunları hesabını yapabilecek bir noktaya geldiyse zaten çok şeyi çıtayı aşmışız demektir. Evet eksiğimiz şunumuz bunumuz evet. var ama bir şeyleri de o arada kotarıyoruz. Şimdi Şeref Bey gün boyu bu havalimanının Türk ekonomisine katkıları da konuşuldu.
Hep yayınlarda bunların üzerinde duruldu. 250 bin kişiye istihdam olanağı sağlamasından tutun da büyümeye getireceği etkiye kadar. Bunları tekrar konuşmaya kalkarsak çok zamanımızı alacak. Fazla vaktimiz de yok. Size göre en önemlisi, yani siz ekonomik açıdan baktığınızda... Bana göre ekonomiye en büyük katkısı, bunun ekonomik etki analizi çalışmasında bulundum. 4,5 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak doğrudan direkt. Ben bunları işten bile saymıyorum. Bu zaten böylesine önemli bir yerde, bir kavşakta az önce Avni Bey'in söylediği gibi merkezde zaten olacak. Ama asıl daha önemlisi bana göre uluslararası hava trafiğinin burada başka bir hub olması. Yani bu havaalanından fazla olması bu ve yeni geliştireceği ekosistemler son derece önemli. Türkiye henüz dedik ya lojistikte kartlarına oynamadı. Kongre ve fuar turizminde gezegenin merkezi olmayı daha oynamadı. Olimpiyat yapacağım diyorsun kardeşim. Bitti, yani buna lazım sana. Havada iki saat hatırlıyorum. Tokyo olimpiyatları gittiği zaman çok içim yanmıştı. Ama artık gidemez. Niye gidemez? Çünkü elinde öyle enstrümanlar oluştu ki ekonomiye katkısında bence en önemli unsur yerli ve millilik üretimindeki bizim çıtamızı başka bir yere koymamız. Artı mesela dünyadaki pek çok uluslararası şirket burasını, İstanbul'u kendine headquarter, yönetim merkezi seçme noktasında da bahane olacak. Bundan çok değil, 5 yıl önce enerji zirvelerinin yapıldığı ülkelere giden insanlar birbirlerini Türk Hava Yolları uçağında buluyorlardı ve ya İstanbul'da bir gün içim kahve içelim de konuşalım. Ertesi yıl ya bir gün burada kalalım ve belki oraya gitmeye gerek yok o toplanacakları Houston'a veya başka bir yerlere. Ertesi yıl da ya bir dakika biz niye oralara gidiyoruz? Hepimiz nerede, neden burada buluşmuyoruz diye. Dikkat edin son 4-5 senedir enerji zirvelerinin burada yapılıyor olması. İşte bu dinamizmin getirdiği ekonominin. Başka bir şey, yerli ve milli üretim konusunda rüştünü ispat etmiş olan Türkiye bugün, özellikle de bu dövizdeki hareketlilikle beraber gelen ithalatı yerine acaba ben cari açığı azaltıcı yatırımları burada yapabilir miyim noktasındaki zorunlulukla buradaki kabiliyetin kavuşacağı yepyeni bir ekonomi alanları doğuracağız. Evet. Bu bana göre yerli ve milli konusunda lafzı olmaktan çıkar. Hani bana söyleme yap. Yaptık kardeşim. En büyüğünü yaptık. En kalitelisini yaptık. Ve belki burada bir mesaj vermek gerekiyor. Özellikle kamuda hala eski kafayla düşünüp Türkiye'nin bu tür büyük adımlarına dışarıdan aşağılık kompleksiyle bakan veya yabancılardan alma meraklısı olan insanlara da bir cevap bu. Çok enteresan bir cevap kardeşim. Yapabiliyormuşuz. Artık senin dışarıdan almana bana daha uygun bahaneler bulman lazım. Çünkü burasını bundan geçen sene İstanbul Sanayi Odası sanayicilerle beraber geldi. Bizim elimizde pek çok kabiliyet var. Buradaki 90 farklı ünite noktasında biz bunları sergileyebiliriz ve şu sloganla dolaşmıştı. Yerlisi varken neden yabancıdan alalım? Evet. Diyorlardı ki yabancı daha iyi yapıyor. Hayır efendim, yabancı daha iyi yapmıyormuş. En iyisini yaptık. En ilerisini yaptık. En büyüğünü yaptık. Başka bir boyut, en kısa zamanda yaptık. Ama tam yapamadık. Yani tam yapamadık derken dört faz biraz önce de bahsettik. Şimdi seyircilerimiz duyuyorlardır. Bugün açılış töreni gerçekleşti ama hummalı bir çalışma hala devam ediyor. İnşaat da devam ediyor. Bakın Atatürk Havalimanı nakledeceğiz. Aman, hala aman, orada da inşaat tabii, var. Tabii tabii. Havaalanı yaşayan bir şeydir. Tabii. Üstelik kesinlikle daha öyle. Bugün başladık. Şimdi onu soracağım. Bunun tamamlanması 10 yıl sürecek diye söylendi. Şimdi bu dört faz ne zaman, yani daha doğrusu öyle demeyelim de. Dediği gibi Avni Bey'in hani tamamlanması epey bir zaman alabilir ama aktif olarak ne zaman faaliyete geçecek bu havalimanı? 2026 dedi bugün Cengiz İnşaat'ın sahibi. Evet. Grubun da İGA grubunun da başkanı, yani bu beşli konsortiyumun başkanı. 2028'e kadar bu iş tam oturur deniliyor. Tabii bu kolay değil. Ben London, İngiltere Heathrow havaalanının halini biliyorum. Yani 20 yılda ancak bugünkü seviyesine varabildi. Frankfurt desen öyle. Bu gelişe gelişe gidecek ama bir yerinden başlamak lazımdı. Başlanıldı. Evet. Fakat ben esas önemli bir şey, bugün herkes havaalanından bahsediyor. Haklıdır. Bir taçtır. Gerçekten de değerli bir taçtır. Ama bizim elimizde bu havaalanıyla paralel çok değerli bir başka altın var. Adı da Türk Hava Yolları. Evet. Türk Hava Yolları olmadan
Bunların hiçbiri olmazdı. Binali Bey ve Sayın Cumhurbaşkanımız çok önem verdi bu Türk Hava Yolları'na. Ve Türk Hava Yolları'nı öyle bir yerden alıp da getirdiler ki bugün Türk Hava Yolları dünyanın her yerine gidiyor. Şimdi dünyanın her yerine gittiğiniz zaman İstanbul'a dönüyorsunuz tabii ki haklı olarak. Herkes de İstanbul'a geliyor. İstanbul transit hattı oldu ve bu doğudan gelenler İstanbul'a, Avrupa'dan gelenler İstanbul'a, başka yerlere transit edecekler. Afrika'ya gitmek zorundaysa mutlaka İstanbul. Mutlaka İstanbul. Evet. Bu İstanbul Atatürk Havalimanı onun için yetersiz kaldı. Yoksa normal dünya şartlarında Atatürk Havalimanı bizi gayet güzel idare ederdi. Fakat Türk Hava Yolları büyüdü, 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 bir dev oldu ve en değerli markamız oldu dünyada. Evet. Şimdi o en değerli markanın da bir evi olması gerekiyordu. O da burası. O ev onu daha da büyütecek. Yani Türk Hava Yolları, işte Sayın Cumhurbaşkanımız bugün söyledi, 500'e yakın büyük gövde uçaklarıyla her yere gidecek durumda. Her yere gidiyor. Yani bu acayip bir gurur vasıtası bizim evet. için. Bir zamanlar hayranlık içinde Amerikalıların bir Pan Amerikan Hava Yolları vardı. Dünyayı gezerdi uçaklar. Vay canına derdik. Şimdi artık vay canına demiyoruz. Çünkü onlar bize gıptayla bakıyorlar. Cumhuriyet'in 95. yılı işte değeri bu. Evet. Sizin de güzel bir havalimanınız var ama ve büyüyecek ama bir Türk Hava Yolları'nız var. Onun değeri bilinmiyor. Evet. Türk Hava Yolları'nın personeli de bugün son derece şıktı. Avni Bey'le konuşmuştuk. Gittim evet. dayanamadım. Sordum hostes hanımlara. Dediler ki bir İtalyan tasarımcı hazırladı bu giysileri. Güzel. Gerçekten evet. uzun zamandan beri gördüğümüz en şık hallerindeydiler hostesler de. Böylece programın sonuna geldik. Evet. Hızlı hızlı konuşuyoruz ama yine bitiremiyoruz. Bize buradan bu yayını sağlayan, bu imkanı veren yetkililere de bir kez daha teşekkür edelim. Size de teşekkür edelim. Evet. Böylece tarihi bir günün sonunda, tarihi bir mekandan biz de bu yayını gerçekleştirdik. Ulusumuza hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, ve sevgili seyirciler, bir kez daha bu günlerimizi borçlu olduğumuz ulu önderimiz Atatürk ve silah arkadaşları ve Türkiye Cumhuriyeti'ne emeğini geçen bütün ulu Türk büyüklerinin önünde saygıyla eğilerek bu akşamki yayınımızı tamamlıyoruz efendim. İyi akşamlar.